Orta noktalar herkese merhaba değerli izleyenler. Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray Aytemiz Alanya Sporu 1-0 mağlup etti ve Erman Özgür ile birlikte bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Programın en üst başında kameralarımızı Türk Telekom Stadyumu'na çeviriyoruz. Galatasaray'ın iki tane pozisyonu vardı ilk yarıda. Bizim de son bir dakikada iki tane pozisyonumuz vardı. İlk yarıya bakarsan da bizim pozisyonlarımız daha fazlaydı ama ikinci yarı tek bir maç vardı. Bu da Musera'yı tebrik ederim. Biz beceriksizden de beceriksizdi ama Moussara'yı tebrik ederim. Özellikle yani kimse alınmasın ama Musera tek başına maçı aldı diyebilirim. Ee, yani kötü oynamadık, iyi oynadık. Özellikle ikinci yarı çok pozisyon var, en az 5-6 tane e, %100 gol pozisyonu var. İkinci yarı Galatasaray'ın hiç pozisyonu yok. Ama bir tane atamadık, bir tane beceremeyince atamayınca e, tabii galeci de iyi toplar çıkardı, onun hakkını zaten teslim ettik Moussara'nın. E, yapacak bir şey yok, çok üzgünüm yani. Şuradan en kötü bir puanla dönmemiz gerekirdi. Ki bir tane gol atsak e, maçı 2-3 yapma şansımız da olabilirdi ama çok pozisyon vardı ikinci yarı özellikle. Ama bir tane atamadık Yani. Yapacak evet. bir şey yok. Sayın başkan, aradınız. Yani sistelik bir olay yoktu yani. E, diğer arkadaşlarımız elinden geleni yaptı. E, yani gol kaçar. Siste de 9 e, tane gol attı. Belki 30 tane gol kaçırmıştır. Her futbolcu kaçırır. Bunlarda sıkıntı yok. Geçen hafta da sistesiz oynadık biz. E tabii ki yani önemli bir golcüsü ise olsa bugün yani mutlaka katkı sağlardı. Ama sakatlığından dolayı oynayamadı. Yerine oynayan arkadaşlarımız da gördüğünüz canla canlı baştan mücadele ettiler. E, penaltı pozisyonuna değinmek istersem eee da bir sıkıntı yok e, verilebilir. Ama aynı pozisyonda bakın izleyin herkes baksın izlesin. Beşiktaş maçında da Avtibar'ın aynı pozisyonu vardı. İşte çita standart burada başlıyor. Yani orada veriyor vermiyorsam burada da vermeyeceksin. Ya da burada veriyorsan orada da vereceksin. Evet. Ya tabii ki penaltı. Ben bir şey demiyorum. Penaltı verilebilir. Ee, ama hepsine verilmesi lazım. Atiba'nın pozisyonunda Beşiktaş maçında. Sen değil mi başkanım? Daha sen Kesinlikle. Ya Mustafa başkanımız da, da yan yana zaten. Mustafa'nın maçı oldu dedi. Yani yan yana sen sohbet ettik maç izledik Galatasaray başkanımızla beraber. E, o da aynı fikirde zaten. Mustafa gerçekten inanılmaz kurtarışlar yaptı. Peş peşe. Son dakikalarda da topu bile oyuna e, sokmakta ya attılar ya da geciktirdiler. Yani öyle bir tereddüt vardı yani. Çünkü ameliyat sporun üstüne oyunundan kaynaklanan bir şey. E, yapacak bir, bir şey yok. Galatasaray'a tebrik ederiz. Geç açıldığınız o zaman ya Geç açılma diye bir şey yok. İkinci yarı tamamen oyunun kontrolü bizdeydi zaten. Yani 45 dakika 4 dakikada ilave ederse 49 dakika tamamen e, oyunun kontrolü bizdeydi. Ama bir tane gol atamadık. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet canlı bağlantıları oldukça Türk Telekom Stadyumuna yeniden döneceğiz değerli izleyenler. E, maçı izlemeyenler için bir özet e, rica edenler varsa aranızda şöyle söyleyelim. Galatasaray ilk yarıda penaltıdan golü buldu. Özellikle de ikinci yarıda Mustera Kalesi'nde devleşti ve e, Mustera tam 5 şutla karşı karşıya kaldı. ...ve gerçekten de müthiş kurtarışlara imza attı. Kalesini gole kapattı. Neredeyse tek başına Galatasaray'a 3 puanı getirdi diye özetleyeyim ben sevgili Erman Özgür. Biraz istatistiklere de bakıyorum. Mesela ilk 10 dakika Galatasaray'ın toplu oynama oranı %75. E, maç %54 ile bitmiş Galatasaray ile yine. Ama e, Alanya Spor'un 40 ortası e, galiba 12 şutu var 5'i isabetli. Ee, özellikle ikinci yarıda aldığı aksiyonlar çok fazla Galatasaray karşısında. Ee, sadece mi bağlayalım. Bugün Galatasaray'ın 3 puanı yoksa başka faktörler de var mı? Şimdi iki ayrı devreyi değerlendirmek lazım. Sezon başından beri genel performansına bakarsan yardımlaşmakta problem yaşayan, rakibe baskı kurmakta zorlanan, pas trafiğinde topun hızını ayarlamakta sıkıntılı bir Galatasaray vardı ama ilk yarı sezonun genelindeki görüntünün bir seviye, belki iki seviye zaman zaman üzerine çıktılar. Golü buldular penaltıdan, biraz futbol şansı ama bunun haricinde Belhanda ve Lemina ile de skoru arttırabilirlerdi. İlk yarının dura duraklama anlarından itibaren yavaş yavaş Alanya'nın pozisyonları gelmeye başladı. İkinci yarı Galatasaray fabrika ayarlarına geri döndü. Yani o sezonun genelinde gördüğümüz etkisiz Galatasaray, çabuk yorulan, topu çabuk rakibe bırakan ve e, hem topla oynarken hem savunma yaparken çok zaaflı bir Galatasaray izledik bu da çok fazla pozisyon getirdi. Bir kalecinin kurtarışlarını ceza sahası dışarısından yapılan şutlar üzerinden de değerlendirebilirsin. Ama bugün Muslera'nın yaptığı tüm kurtarışlar ceza sahası içinden, 6 pastan neredeyse rakip forvetlerle burun buruna pozisyonlar. O yüzden tahmin ediyorum Mustera kariyerindeki en iyi maçlardan bir tanesidir. Hani kariyerinde çok iyi maçlar oynamıştır ama bugün tavan performans yaptığı maçlardan bir tanesinde daha Mustera kahraman oldu diyebilirim. Bu üç puanın kahramanı Mustera. Bu kadar kısa e, sekansta böylesine başarılı kurtarışları görmemiştik. Yani maçın genelinde e, karşılaşmayı kurtaran puan ya da puanlar getiren performansı vardı Mustera'nın ama maçın ikinci arasındaki o belki de son 20-25 dakikalık bölümde e, o süreye sığmış Böylesine fazla bir kurtarış performansı atılamıyorum ben herhangi bir kaleciden. Kendi adıma bir düzeltme yapayım. 12 şut dedim Aytemiz Alanya Spor için. 21 şut göndermiş Galatasaray Kalesi'ne. 5'i isabetli olmuş opta verilerine göre. Mustera'yı kahraman yapan şey Galatasaray'ın savunma performansının kötülüğü tabi. Bu sezon başından beri de inişli çıkışlı performanslarla devam ediyor. Ama geneline bakarsan çok vasatın altında. Mustera'yı kahraman yapmak şampiyonluğa oynayan Galatasaray için iyi bir sinyal değil. Onu söyleyeyim maçın ikinci yarısında sezonun genelinde yapamadığı her şey sahadaydı. Çok güzel bir özetti aslında. Topu önde tutamıyor. Öne taşıyamıyor. Hı hı. Bireysel anlamda adam eksilten oyuncusu yok. Kenarlardan oynaması gerekir. Rakibi geriye koşturamazsanız rakip sizin kalenize kolay gelir. Çok pozisyona girer. Zaten hücum anlamında dikini oyunu çok seven bir takım Alanya Spor. Türkiye'de iki tane topun rakipte kalmasını çok umursamayan takım var. Biri Sivas şu an lider. Bir tanesi Alanya. Eğer bir iki tane kırılma maçını iyi geçse o da Sivas'ın hemen arkasında olurdu. Çok çabuk dikini oynuyorlar. Topu ayağında çok tutmak iyi oynadığın anlamına gelmiyor futbolda. Bu istatistik çok yanıltıcı bir istatistiktir. Geçen hafta Trabzon'da da yanıldı Galatasaray. Tuzla maçında benim dediğim çıktı. Topu dikini oynamak bir beceridir. Cesarettir. Risk almadır futbolda. Bunu çok deniyor Alanya. İlk yarıda yapamadılar ama ikinci yarıda Galatasaray biraz yorulunca çok fazla yaptılar. Çok pozisyona girdiler. Geçen hafta 5 tane gol attıkları bir maç Ankara Gücü'ne ama Galatasaray'a karşı bence çok daha fazla pozisyona girdiler. İşin enteresini bu İstanbul'da. Ama bitiricilik kısmında Muslera'ya geçemediler evet. Evet Galatasaray'daki sorunları konuşacağız yine 3 puana rağmen. E, tabii şunu da bir parantezle belirtmek lazım. E, ideal ilk 11'inden Galatasaray'ın ama bugün yok. E, sakatlı sebebiyle. Babel yok. İdeal 11'e koyarız. Sezon başındaki herkesin %100 performans gösterebileceğini tahmin ederek bundan bahsediyorum. E, Fegüli yok ve ileride golcüsü yok. Yani neticede saydığımızda 4 tane oyuncudan bahsediyoruz. E, bu kadar etkiler mi? Mesela Trabzonspor'da 4 oyuncudan yoksun oynadı bu sezon. Fenerbahçe'de 4 oyuncusundan yoksun oynadı. Beşiktaş e, yine keza öyle önemli oyuncularından, hani belki 3'tür belki 4'tür, ee, bu eksikliklere rağmen bu takımlar çok da fazla arada bir uçurum bırakmadılar açıkçası ama Galatasaray'da bu problemleri eksik oyunculara mı bağlayalım yoksa genel anlamda onlar da sahada olsa yine biz böyle bir Galatasaray mı izlerdik? Biz sezonun ilk maçına itibaren en ideal kabul edebileceğimiz Hı -hı. Galatasaray takımını da standart olarak çok iyi oyun standartlarına sokamadık. Yani burada konuşurken iyi sonuç alırken de hani Puan kaybettiği haftalarda da Galatasaray'ın en ideal kadrosu da yüksek tempolu, çok baskın oyunlar oynamadı. O yüzden bugünkü vasat futbolda çok eksikler üzerinden okumamak lazım gelir diye düşünüyorum. Galatasaray'ın ideal kadrosunda Ömer Bayram ve Adem Büyü saymazdın sezon başında. Ama bugün bir 11 yap desen hemen onları yazarsın. Çünkü iyi oynuyorlar, belli bir performansın üzerine çıktılar. E zaman zaman Lemine eşlik etti. Serinin ilk yarıda Galatasaray'ın topu forvet hattına taşırken en doğru pasları attığını gördüm ben iyi paslar attı 3-4 tane. Ama özellikle iyi oynadığım bir ilk yarıda ikinci veya üçüncü golü bulmak da çok önemli böyle maçlarda. Çünkü Galatasaray'ın 60. dakikadan sonra yorulan bir takım olduğu gerçeğini de kabul etmek lazım artık. Geçen hafta Trabzon'da tam tersi bir görüntü ama sezonun genelinde Trabzon maçının belki tektir. Peki fiziksel anlamdaki Galatasaray'ın bu güçsüzlüğünden ve tempo probleminden bahsediyoruz sezon başından bu yana. Bir de geçen yıl Devre arasında bir İtalyan kondisyoner geldi. Yani basından okuduğumuz kadarıyla çok da övüldü. Hatta Galatasaray'ın geçen sezonki ikinci yarı performansının da fiziksel anlamda bu antrenöre bağlandı. Olumlu yönde ve hakkı teslim edildi. E, bu sezon problemle ocak ne kadar e, sezon başında birçok oyuncuyla özellikle de yeni transferlerle çalışamadığını söylese de mesela Donk bu takımdaydı sezon başında. Mariano bu takımdaydı. Nagatomo bu takımdaydı. Ömer Bayram bu takımdaydı. Adem erken geldi ee, ya da ne bileyim e, saymayı unuttuğum oyuncular var mı e, şöyle düşünüyorum mesela e, Jimmy Durmaz erken geldi takıma e, burada hani sezon başı kamp yiyen futbolcuların da bireysel anlamda performanslarında bir düşüş yok burada bir yanlış tespit mi var acaba teknik heyet tarafından? Sezon başı çalışamadığın oyuncunun geç kalma süresi 15 gündür. Hı hı. Performans anlamında maksimum ulaşması. Yani tamam sezon başı kampı yapmadım oyuncu hazırlamak 15-20 günü geçmez. Kaç milli takım arası geçti. Sezonun ilk yarısının bitmesine 3 hafta kaldı. Bana göre ben sezon başı çalışamadım. Ee, doğru bir tespit değil. Kendi adıma söylüyorum. Galatasaray takımının... Ama hoca bunu net olarak söyledi evet, bahsediyor. Büyük operasyon da vardı ama hala e, Belhan da oynuyor. 17-18 yaşındaki gençleri de evet. e, yani hala Belhan oynuyor. Yokluktan mı oynuyor yoksa devre arasına kadar idare edelim bu oyuncunun talibi çıkardan mı oynuyor? Bir şey oynadı yok. Maçın golünü atan oyuncu falan ama Galatasaray takımı bu kadar baskı yerken da topu tutup iki pas yapıp takımına nefes aldırmıyorsa kusura bakmasın Belhan'ın bir şey oynadığını falan düşünmüyorum ben. Galatasaray takımında sağ içi lideri dediğin zaman bugün ilk Belhanda'ya bakarım. Ne oynadı? Sağ içerisinde 60-70 dakika kayıp. Pas trafiği yok adam eksiltme yok. bir iki tane yalandan baskı yaptı falan ama yani kusura bakmasın Basat'ın çok altında kaldı Belhanda. Aynı şeyi Ömer Bayram için falan söylemem. Ya da ne bileyim Enzonzi için söylemem. Çünkü onların yetenekleriyle Belhanda'nın yeteneği aynı seviyede değil. Belhanda başka bir oyuncu. Geçen sene şampiyonlukta ilk dört oyuncudan bir tanesi. Ama bu sene hiç iyi oynadığı maç yok. Bugün mesela Emre Mor oyuna dahi almadı Fatih Terim. Doğru bir mesaj. Çünkü aldığı hiçbir dakikayı iyi değerlendiremedi Emre Mor. Bu mesajları Galatasaraylı oyuncular alıyor mu almıyor mu tartışılır. Belhanda'nın e, özellikle basın yoluyla taraftarı karşısına almak pahasına savunduğu bir oyuncu Fatih Terim. Hala da bana göre bir performans vermiyor. Devre arasında bir operasyon olacaksa hani satmadan alamıyoruz meselesinde ilk Belhanda ve Feguli'ye bakmak lazım. Ama Feguli'yi tahmin ediyorum tutmak isteyecektir Fatih Terim. Çünkü hani Afrika Kupası geç geldi, antrenman yapamadı, yorgundu falan derken dinlendiremedik. Biraz daha Feguli ile devam etmek istediğini düşünüyorum. Ama Belhanda'ya Galatasaray'ın bugünkü Belhanda'ya çok ihtiyacı var mı dersen yok. Yani e, Hoca Afrika Kupası nedeniyle e, Feguli'nin performansındaki o düşüşü mazeret olarak gösteriyor ama hep aynı örneği veriyoruz. Yani tabii ki kıyas gerektirmez ama Afrika Kupası'nda e, forma giymiş ve bugün Avrupa'nın üst düzey takımlarında da ee, hiç dinlenmeden oynayan mesela Mane e, herhalde bildiğim kadarıyla bugün dinlendi e, Bournemouth deplasmanında evet. hafta içinde oynadı. Ondan önceki hafta oynadı. Herhalde bu sezon iki maç dinlenebilmiştir. Yani yedek grubesinde oturabilmiştir. Şimdi e, Mane bir de sezonu Fegül'den daha geç kapattı. Sen sezonu çok da yanlış oyuncuyla ile, yani, <laughs> yani hani hani, işte, oyuncu ile kıyaslıyorsun. Ama yani çok yanlış oyuncuyla kıyaslıyorsun. Hiç olmayacak dua Peki şöyle bir örnek vereyim o zaman. Mane <laughs> ile Fegül'ü Fransa'dan çıkarken Fegüli daha bilinir oyuncuydu. Evet. Oradan gireyim o zaman ben söze. Yani Fegüli daha e, olur denen oyuncuydu. Yani Grenoble'da yükseldiğinde Mane henüz Fransa liginde herhalde ya Fransa'da ya 3. ligde ya da 2. ligde oynuyordu yani. Böyle bir durumdaydı. Şimdi Mane bir maçta attığı deparı 5 maçta atıyor Fegüli. Doğru. Yani Fegüli oynadığı zaman da çok sprinter, böyle dayanıklılığı çok üst düzey bir oyuncu falan değil. Hani Mane ile kıyaslarsak Fegüli'ye haksızlık olur. Yani anatomik olarak bir kere aynı hmm. seviyede değiller ama Galatasaray'ın bugünkü Ama Elmekin oyuncusu. Evet, bugünkü. O yüzden bugünkü yani. Galatasaray'a kalite katıyor mu? Evet, katıyor. Top ayağına geldiği zaman bunu sana hissettiren oyuncu. Formda olmamış olmasına rağmen Galatasaray seviye olarak aşağıda kalınca feguli yükseltiyor. Ama bu sezon hiçbir şey oynamadı. Bunu da biraz Afrika Kupası dönüşü yorgunluğuna bağlı. Dinlendiremedik dedi. Bu kabul edilebilir bir bahane. Aslında değil ama hadi neyse Belham da bu konuda bana göre eksik kalıyor. Galatasaray'ın da başka Belhanda'nın yapacağı işi yapacak oyuncusu yok. Mesela bugün Falka oyuna girdi. Ya yani 10 12 dakika, 13 dakika ya bu taraftara da, arkadaşlarına da başka bir hava katıyor. Çünkü Galatasaray taraftarı da bir sürü polemik konusu oldu Falka üzerinden. Onun geriye dönmesi birçok insanın da hani derin nefes aldırdı denir ya. İşte o hesap biraz geri dönmesi birçok şeyin üstünü örtecek gibi. Fakat Galatasaray'ın Falcao'yu da bu oyun içine sokabilmesi için Rakip takım ceza sahası içerisine daha fazla gitmesi lazım. Bu konuda çok büyük sıkıntısı var. Yani sadece problemleri Falcao'nun dönüşüyle falan çözemezsiniz. Galatasaray'ın oyun anlamında birlikte hareket etmeye, bir coşkuya, açıkçası kazanırken de çok sevinmeye ihtiyacı var. Galatasaray kazanırken sevinmeyi unutmuş gibi. Öyle bir baskı yiyor ki maçın kahramanı kalecisi. Kendi sahasında bir devrede 6 tane pozisyon vermiş. Galatasaray takımı kazanırken hani sevinmekten ziyade ecel telleri dökerek kazanıyor şampiyonluğa oynayan takım profiline bürünmesi gerektiğini düşünüyorum Galatasaray takımının. Bazen kaybederken de kazanacak oyun oynarsın. Galatasaray kazanırken de kaybedermiş gibi oynuyor. Problem burada. Çok enteresan. Ligin geçen yıl bu zamanlarında da şu anda mesela Galatasaray'ın lider Sivas arasındaki puan farkı 7. Ben hatırlıyorum Abdurrahim Albayrak'ın galiba Beşiktaş maçı. Beşiktaş derbisi sonrasıydı geçen sezon Vodafone Park'ta. Demişti ki biz ...devre arasına 6 puan farkta girelim, yapacağımız takviyelerle şampiyon oluruz diye bir sözü var. Ki o sırada fark 6'dan fazlaydı. Yani Galatasaray'ın hedefi devre arasına 6 puan farkta girmekti. Şimdi bakıyorsun 7 puan fark var. Yani geçen yıldan aslında zirveyle arasındaki puan farkına baktığında daha iyi konumda. konumda. Ve ligde de öyle dokunuşlar yaptığın zaman da iş değişebiliyor. Bu sene yine buna benzer bir görüntü ortaya çıkabilir mi yoksa hiç mi Umut yok Galatasaray. Hayır, Kim umut, getirse getirsin. Umut yok meselesine değilim. Bakın skorlar Galatasaray'ı zaten tutuyor şampiyonluk yarışının içerisinde. Tutacak bu belli. Geçen seneyle arasında çok farklılıklar var yarışın. Bir Sivasspor hala çok net bir şampiyonluk adayı değil. İki şampiyonluk adayı bir değil. Hı hı. En az 3-4. Şimdi senden çok daha oyun kalitesi yüksek takımlar var. Evet kazanıyorsun ama senden oyun kalitesi çok yüksek takımlar var. Bu iyi bir sinyal değil. Devre arasında çok ciddi bir operasyon yapmaya ihtiyaç duyduğum, bugün oynanan oyunun hani karşılığı kazanmış olmana rağmen çok ciddi bir takviye ihtiyacım var. Takviye ihtiyacı var dediğimiz takım geçen son iki yılın şampiyonu. Yani o kadar enteresan ki Galatasaray'ın bugünkü durumu ama maddiyat ne kadar müsaade edecek? Hangi bölgeler, kimi göndereceksin? Çok fazla detayı var Galatasaray'ın. Bugün mesela oynarken çok dikkat çekici bir şey var. Maça Galatasaray, Mariano'nun önünde birini oynatarak başlamadı. Evet. Hatta biz e, kimi yerleştireceğiz değil mi? Dizilişe Çocadık bakıyorsun. Yani. Sanlıktık arkadaşlarla Şöyle yaptı, mi? dedi ki ben Enzo'nun zaman zaman iki stoperini arasına sokar. Donku sağ tarafı açar, Maria'nı yönetirim. Sağ önünde kimse oynamadı. Galatasaray'ın elindeki kadro, formsuzluk, sakatlık, hani hepsinin üzerinden böyle tuhaf dizilişler çıkartıyor ortaya. Başarılı mı? Bu şekilde başarılı. Bu şekilde kazanırken başarılı. Galatasaray'da muş Sarayı bir kenara ayırıyorum. Maçın yıldızı olmaya aday bir oyunu söyledesem. Ya maçın yıldız Nagatomo'yu bugün bir tık beğenebildim Yıldız yani. statüsünde bir oyuncusu i̇yi, yok. İyi, tabii. Yok. Hani Mariano bindiriyor ama savunma zafiyeti gösteriyor. Bu arada maçın kader adamı. Mariano. Evet. İyi mi oynadı? Hayır. Ama gitti penaltıyı penaltı yaptırdı. yaptırdı. Maçın ikinci yarısında doğru yerde olduğu için bir top çıkardı. Sana maçın kader adamı. Atarken var, kurtarırken var. Mustera'nın en önemli yardımcısı oldu. Çünkü bir pozisyonda da, Mustera'nın kurtardığı bir pozisyonda de topu boş kaleye atamadı. Hani biraz futbol şansı da Galatasaray'ın yanında. Dediğim gibi kazanırken bu kadar ecel telleri döküyorsan bu işte bir problem var demektir. Peki biz kadro açıklandığında e, ki yönetmenimiz Abdullah Avcı'dan da rica edelim. Var ise Galatasaray'ın kadrosunu da paylaşabiliriz. Sağ açığa kimi koyacağımızı bulamadık. Ama yedek kulübesine bakıyorum. Sağ açığa koyabilecek iki tane oyuncusu var Galatasaray'ın. Emre Mor'la Jimmy Durmaz'dan e, bahsediyorum. Şimdi hatta gerekirse hiç olmadı. Mariano'yu sabek yaparsın, Şener orada oynar ya da Şener'i sabek yaparsın. Biz Lemine'yi attık oraya, doğru evet. mu? Zaman neden zaman... öyle olduğunu söyleyeyim arkadaşlarım, neden öyle? Hani ben biraz o konuda yönlendirdim biliyorum. Sen neler söyledin maçtan önce? Özür dileyerek bunu söylemek Estağfurullah. istiyorum. Estağfurullah. Marsilya'da de çok maçın anlatma fırsatım oldu. Juventus'ta da keza öyle. Bielsa'lı Marsilya'da sabek oynadığı zaman da oldu zaman zaman. sağ da geçti ki üçlü savunma oynattığı zaman sağ kulvarda koymuştu onu Bielsa. Gerçi Bielsa çok değişik bir teknik adam. Lemina'yı üçlü savun üçlü stoperden biri olarak da oynattı. Aynı maçta forvet arkasına da çekti. Yani böyle e, değişik bir teknik adam olduğunu futbol severler tahmin ediyordur. Hani benim görüşüme göre geçmişiyle e, orantılı olarak sağ çizgide oynayabilecek dediğim bir oyuncuydu ama izlemedik orada. Neden Cemil Durmaz ve Emre Mor'u tercih etmedi? Birincisi mutlaka topu ayağında tutman, çabuk ataklara, çabuk reflekslerle karşılık veren bir orta saha olması gerekiyor. Seri, Lemina, Enzonzi hepsi defansif anlamda iyi orta saha evet. Öncelikle bunu düşündü. Bu bir. İkincisi Donk ve Markavan'ın arasına Enzonzi'yi çektiği zaman Mariano'yu o yüksek top tekniğinden önde de faydalanmak istedi. Bunda da bir savunma zafiyeti yok. Çünkü geri dönüşleri zayıf Mariano'nun arkasını Donk'la kapatırsan Fernandez'in de etkisini yitirmiş olursun. Artık çok ciddi ben oyunumu rakibime kabul ettireceğim dönemi geçti büyük takımlar için. Artık rakibe göre önlem de almaya başladılar. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı kolay gol yememek için hani beklerden birini çıkarırken öbürünü daha emniyetli tutuyor mesela. Basitini söyleyeyim. Aynı şeyi Galatasaray'da yapıyor. Diyor ki Enzonzi Marcao Dong Mariano'yu çıkarttığın zaman burada bizim emniyet sübabımız olsun diyor. Bekletiyor. Ama rakip takım analizi yapmaz. Ben oyunumu kabul ettireceğim dersen kazanamıyorsun çünkü. Sezon başından beri dağınık görüntüler. Çabuk ayağı kırıklığı yaratan takımlar. Bunların üstesinden ancak bu şekilde küçük ayrıntılara dikkat ederek gelmen gerekiyor. Bir de puan gerçeği var. Şimdi Alanya kaybediyor, İstanbul'da Beşiktaş'a, İstanbul'da Galatasaray'a kaybetti. Yoksa Sivas'ın yanındaydı. E, 6-7 puan fark hadi kapanabilir. Ama 10-12 olursa yani bir takımı sen 3 maç kaybetme kredisi verirsen yetişemezsin. Arada bir sürü takım var çünkü. Ve bilmiyorum mucizelere inanır mısın Sivas konuşurken ona da, ona da değinmek lazım. Sivas takımı şu an Türkiye'nin en değerli toplu takımı. Bugün oynarken güçlü olduğunu hissettiren tabi. Daha genel bir ortalaması var yani evet. Hem savunma Şimdi hem de hücum anlamında Şampiyonluk adayı diyoruz Sivas Spor aday değil gibi hala Galatasaray net bir aday Ama oyun Sivas Spor'dan yana Galatasaray takımı Yenerken bile çok zorlanıyor Ama ben kötü oynayarak kazanıyorum iyi oynayarak siz düşünün demeyin Futbolda iyi oynayarak da kazanamayabilirsiniz Galatasaray'ın bugün ideal kadrosuyla mı sahadaydı Hayır Minimum 4-5 oyuncu değişir daha bu takımdan Hani bunların içerisinde orta sahası, forveti ve stoperi de dahil olmak üzere. Peki şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'da bütün dikkat ara transfer dönemine çevrilmiş durumda. Bu haftalardır böyle. bu kadar erken bunun dillendirilmiş olması da açıkçası bana biraz tuhaf da geldi. Hani bütün çıkış yolu buymuş gibi gösteriliyor ama daha da lig devam ediyor. Yani bekliyorsun bekliyorsun hala devre arası gelmiş değil. Galatasaray'da Bugün mesela diyoruz ya Jimmy Durmaz'da Emre Mor sağ açıkta oynayabilecekken Figu'nun yokluğunda onlar süre dayı alamıyor. Hani Jimmy Durmaz sonradan oyuna girdi. Ee, yine süre alamayan oyuncular var bu kadar eksikliğe rağmen ve birçoğu e, yeni gelmiş futbolculardan bahsediyoruz. Peki bu transferleri yapan kişiler kimse bunlar işte Fatih Hoca, yardımcıları, scout ekibi, e, yönetici, e, işte futbol şube sorumlusu kim olduğunu bilmediğim için söylüyorum. Yani şunu şu aldı diyemediğim için. E, ara transfer döneminde farklı biri mi gelip transfer yapacak? Şöyle, hep bilindik oyuncular aldı Galatasaray. Evet. Yani bilinmeyen, karşısında soru işaretleri olan bir oyuncu İsveç milli takımının oyuncusunu aldı. Emre Mor'u kendi milli takımımızdan evet. hepimiz tanıyoruz. Seri Lemina çok bilindik oyuncular. Fernando Adem Büyük biliniyordu. E, Adem Büyük biliniyordu. Fernando'nun yerine hani bu iki oyuncuyla defans forta saha problemini çözeriz dediler. Ama oyuncunun ne performans vereceğini bilemezsin. Jimmy Durmaz da, Emre Mor Ama hepsi mi? Diyorum ki sana Galatasaray takımında zaten eğer Ömer Bayram'la Adem Büyük ayakta kalan oyuncular olarak gözüküyorsa zaten işin genelinde bir problem var. Eğer Jimmy Durmaz'la Emre Mor bu kötü Galatasaray'da kanat oyuncusu eksiği varken bu 11'i zorlayamıyorsa antrenman performansı aldığı dakikalardaki vasat kalışları her şey çok etkili. Kanatsız oynamayı tercih etti. Cümi Durmaz'la Emre Mor'a forma vermedi. Bence bundan daha net bir mesaj yok zaten. Bu arada hani hatırlayalım işte Engin Baytarlı, Selçuklu, Emre Çolaklı dönemde de Galatasaray çoğu maçta kanatsız oynamıştı. Ama o orta saha oyuncuların da birebir de çok daha farklı özellikleri vardı. Ve saydığımız oyuncular da hani Türk oyunculardan bahsediyorum. Yani onların biraz daha top teknikleri evet. bugünkü orta sahaya göre yüksekliği evet. diye düşünüyorum. Peki Fatih Hoca'nın açıklamaları var. Karşılaşmanın hemen ardından sıcağı sıcağına ekrana getirelim değerli izleyenler. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-0'dan o kadar çok 1-1 olduk ki o kadar çok son dakikalarda gol yedik ki burada bir kırılma puanının bize çok pahalıya patlayacağı çıktı. O yüzden oyuncularımızın bazı hatalarını hoş görüyoruz. Bir gün kafayı kaldıramadık ki. Şimdi Falcao'yu fiziğe getir. Seri düştü. Acaba Taylan orayı halleder mi? Hep bir eksilme oldu bizde. Santrafor oynatıyoruz, santrafor değil. Stoper oynatıyoruz, stoper değil. Herkes yerinde oynayınca çok daha iyi işler yapacağız. Adem Büyük bu tip sakatlıkları tolere edebilecek bir oyuncumuz. Gerek yüreğiyle, gerek karakteriyle. Ben de sakatlanmasını istemem. En olmayan yer kaçırdı, kurtardı kısmına girmiyorum. Bugün asıl olan 3 puanlı. Bugün mesela hocadan bazen bunları söylüyorum ee, hani yüzüne de söyleyebileceğim için söylüyorum bazen şaşırıyor izleyenler ya da arkadaşlar. Yani ben mesela Fatih Terim'den bugün Alanya Spor'un da oyununa bir e, parantez beklerdim. Bilmiyorum hani söyledi de e, biz mi koymadık bu şerde düşüyorum tabii ki ama bu tip e, performanslarda ya da mesela Galatasaray maçlarında işte e, rakip takım aleyhine yapılan hakem hatalarında da hocanın pek e, bunları konuşmadığını görüyoruz. Ben Fatih Terim karakterinde Türk futbolunda artık e, önemli hani belki birinci belki ikinci belki üçüncü futbol insanın olduğunu düşünürsek bu tip e, tespitleri yapmasının daha e, sağlıklı olacağını düşünüyorum açıkçası yani bu yönde bir eleştiri gönderiyorum hocam. Genelde kendi takımının problemlerinden Hı -hı. bahsediyor ve bugün e, ne Mustera'dan ne de ilk yarıda kaçan gollerden bahsetmek yerine yani biz kendi problemlerimizle boğuşuyoruz günü kurtardık diye bir içerisinden çıkmış pek hakem hatası konuşulduğu zaman belki hakemleri etki altına alabilmek adına bu tip açıklamalar yapmıyorlar. Çok doğru buluyorum der, der miyim? Bir şey diyemem yani. Bu bir tercih meselesidir. Ya bugün bizim lehimize veya aleyhimize hata yapıldı deyip dememesini çok eleştirmem. Ama bu takımın bu oyun kalitesinin düşüklüğü hangi kadroyla olursa olsun bu durumun değişmeyişi tabii ki Fatih Terim üzerinden okunur. Elindeki kadro geçen seneki şampiyon kadronun üzerine eklemeler yapılmış kadro. Bu kadar vasıtın altında kalınca ben transfer konusunu çok hani eleştiriye açık bulmuyorum. Yapılan transferler kötü transferler değil. Ama performans verme anlamında alamazsan performans... ...evet teknik direktöre bakmak lazım. Peki e, şunu da söyleyelim. Detaylara in, inmek istiyorum yavaş yavaş. Hem e, tutan bir transfer göremiyorum ben açıkçası. Bilmiyorum bu sene gelenler arasında. Buna Enzonzi ile dahil ediyorum. Yani bence Enzonzi Galatasaray'ın... ...bundan önceki yıllarda oynamak istediği futbolun... ...orta sahası değil. Evet çok kaliteli, CV'si çok yüksek... Fransa milli takım oyuncusundan bahsediyoruz ama bundan önce orta sahayı hızlı dikine geçmek isteyen ki bunu bireysel e, anlamda yapıyordu Galatasaray ya da işte uzun paslarla yapmaya çalışıyordu. Enzonzi'de ikisi de yok. Yani hep garanti pas, uzun pası çok fazla denemiyor ve dikine de e, birebir de topu alıp gidebildiğini pek görmüyoruz. Çok iyi bir orta saha oyuncusu ama Galatasaray oyuncusu değil diyerek ayırıyorum. Ve tutan bir transfer yok Galatasaray'ın bana göre. Diğer yandan da direkten dönen bazı durumları var. Mesela Ömer Bayram kulüp bulabilseydi ya da ben gidiyorum evet kabul ediyorum deseydi gitmiş olacaktı takımdan. Mesela transfer olmadı ama Nagatomo ya da işte Mariano ya da Donk yerine Lines'in tribüne gönderilmesi de bir transfer hatası. Ya da bir yapılan hatası. Yani yapılan transferlerdeki hatalar kadar bir de bu tip kararlarda da yapılmış hatalar var. Lines'e değinmek gerek. Lines'i kadroya yazmadığı dönem bu bir hata değildi. Şimdi bugünkü oyuncuların performanslarını tahmin edemezsin çünkü Erkut. Yani kötü oynar seni haklı hmm. çıkarır veya iyi oynar haksız çıkarır. O başka. Ama Lines'e attığı dönemde yeni transferleri gönderemezsin. Evet. Çünkü derler ki niye aldın hmm. o zaman derler. Elindekilerden birine kıyacaktın. Lines en zayıf halkı oldu. O dönem bu kadar kötü bir Galatasaray'ı kimse beklemiyordu. O yüzden de bugün herkes hala ya Lines olsa sağ bekle oynar sol bekle diyor. Ama bugün Nagatomo'yu ben de senin gibi beğendim. Hani Lines Mariano ile girebilir. Mariano ile önlü arkalı da oynayabilir bu arada. Hı hı. Çünkü ikisi de hani Oynamışı savunma yapabilen, var. oynamışlığı da var. Evet ben devre arasından itibaren Lines'i tekrar Galatasaray'da izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü zaten Lemina muhtemelen, Lemina diyorum, Luindama muhtemelen hani uzun süreli bir sakatlığı var. Dondurulacaktır mukavelesi. Bunun dışında bir iki tane daha satış gerçekleşebilir. En azından talibi çıkan oyunculardan bugünkü Galatasaray'ın oyun kalitesini arttırabilmek için gelecek gelirle Belki daha mütevazı transferler gibi gözükecek ama bugünkünden daha net bir Galatasaray, iyi bir Galatasaray seyredebiliriz. Bir etki de şu Avrupa Kupası mesaisi bittiği andan itibaren tüm takımlarımız için geçerli. Daha dinlenik oyuncularla daha tempolu bir lig seyredebiliriz. Hani haftada bir maç oynayan oyuncuların oynadığı maçlar başkadır. Üç günde, dört günde bir oynadıkları zaman başkadır. Biz genelde bu iki kulvara beraber götürebilen bir futbol kültürüne sahip Hı -hı. değiliz. Bunu hiçbir zaman yapamadık. Bir Galatasaray'ın işte... UEFA Kupası aldığı dönemki o çok geniş, çok kaliteli, hem yerli rotasyonunu yapabildiği, hem çok üst yabancılarla oynayabildiği bir dönem haricinde hiç yapabildiğimizi düşünmüyorum. Bu konuyla ilgili ki eee senin bu konuyla ilgili görüşünü biliyorum. Biraz belki bir karşı görüş sunacağım sana. Bunun Tabii üzerinde ki. biraz da konuşmak isterim ama Erol Bulut'un da bir açıklamalarına göz atalım. E, ...bakalım bakalım Alan Spor'un teknik direktörü neler söylemiş? E, nasıl bir maç analizi yapmış? Erol Hoca. Maçın geneline baktığımızda üstün olan bizdik. Golü atan penaltıdan Galatasaray oldu. Mustera'yı tebrik ediyorum. İyi kurtarışlar yaptı. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Müthiş oynadık. Bu statta bu kadar pozisyona giren başka takım oldu mu? Belki Real Paris Saint Germain girmiştir. Bu kadar mı? Evet Erol Bulut'un da açıklamaları bu yönde. Ben ee, tabii ki Türkiye'de Süper Lig'deki verileri ortaya koyduğumuzda iki kul vardı. Özellikle de Avrupa ve Türkiye'de giden takımların net başarılı olabilme oranı çok düşük. Yani hem şampiyonluk hem de ne bileyim şampiyonlar liginde çeyrek final ya da işte Avrupa liginde yarı final görebilme durumu pek söz konusu değil ama özellikle de takımların yedek futbolcularının bir maç ritmi yakalayabilmesi ve onları net olarak görebilme adına ben ikinci bir kulvarın gerekli olduğunu düşünüyorum. Yoksa e, bu anlamda teknik adamlar 14 ya da 15 oyuncuyla oynayabiliyor maksimum. Örnek verecek olursak e, Fenerbahçe için Zira Türkiye Kupası maçı Ferdi Kadıoğlu'nun kazanılması açısından önemli bir e, fırsattı diye düşünüyorum. Ferdi Kadıoğlu'nu sezon başı kazanmıştı. Kazanmıştı. Evet. Mesela şuradan örnek vererek söyleyeceğim. E, belki Zira Türkiye Kupası maçı da Ferdi o performansı ortaya koyması dün Ersun Hoca'nın oyuncu değişikliğinde ilk tercihinin Ferdi olmayacağını tahmin ediyorum ben. Bu sadece bir tahmin. Ya burada ben yaba yedek oyuncuların daha sıcak kalması açısından ikinci kulvarın şart olduğunu düşünüyorum. İstanbulspor maçı yerine kendi aralarında çift kale yapsaydı hı hı. da Ferdi bunları yapıp bence o formayı alabilirdi. Zaten kendi aralarında yaptığı çift kale daha sert de geçiyor olabilir hı hı. bu arada. Yani çok rahat kazandıkları bir maç oldu. Elini kolunu sallaya sallaya. Söylediğine şöyle bir cevap vereyim. Birden fazla kulvarı oynarken ikisinde de başarılı olmuş bir takım hatırlıyor musun? Benim o söylediğim Galatasaray harici. Yok yani konu başında Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarken hani aldı gruptan namalüp çıktı. Tarihte bir ilk değil mi tarihimizde? Şampiyonluğu kaçırdı. 2 sene ligi domine ederek bence oyun olarak domine ederek şampiyon olmuş Beşiktaş takımı Şampiyonlar Ligi'nde ağırlığını koydu ama ligde götüremedi. İyi kadroyla dünya ünlü yıldızlarıyla ile falan yine ligi götüremedi. Şimdi bunu Galatasaray'dan bu kadrosuyla beklemek, Başakşehir'den Beşiktaş'tan Trabzon'dan maddi anlamda sıkıntılar yaşayan kadrolarıyla kulüplerle beklemek büyük hayalcilik olur. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu grupta bu kurayı çektikten sonra ki geçen sene daha zayıf bir kura. Bu arada şunu da söyleyeyim. Geçen sene de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin en az koşan takımıydı. Galatasaray zaten çok koşan böyle hani rakibi boğarak oynayan bir takım olmadı hiç. O yüzden bu de bir tek bir kulüp bürüş maçında herhalde bir tık yukarı çıkarabilmiş bu ya performans. Ya Paris Saint Germain maçının iyi oynandığını düşünüyor Hı -hı. herkes. İyi oynanmadı. Yine koşu mesafesi çok düşük. 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 İki takımla düşüktü bu arada. Yani bunu nasıl bertaraf edersin? Ya çok dar alanda oynamayı başaracaksın takım hmm. halinde. Sezon başından beri yapamıyor Galatasaray takımı. Ya da topa daha fazla hakim olacaksın. Kolay topu rakibi vermeyeceksin. Şampiyonlar liginde çok zor bir hikaye. Bunları da yapamadığın zaman şimdi Trabzonspor bunu avantaja minik de olsa çevirmiş bir takım. Neden? Birlikte oynama pratiği gelişti. Hmm. Ama o kadar çok sakat verdiler ki ligde sendelediler. Oyun anlamında iyi gözükse de ligde çok sendirdiler Onların şansı da oynamayan oyuncuların kendini hazır tutmasıydı. Galatasaray takımındaki en büyük problemlerden bir tanesi forma rekabetinin olmayışı. Bugün Emre Mor ve Cemil Durmaz Galatasaray bir 11 seçeceği zaman Fatih Terim'i zorlayamıyorlar performans olarak. Eksiklere ya, rağmen bu arada. E, bu kadar eksiğe rağmen. Yani dönüyor bakıyor Emre yok olmayacak diyor. Yani bunu maç performanslarıyla da anladığım kadarıyla antrenman performanslarıyla da Fatih Terim'i hissettirmiyorlar. Teknik direktör forma dağıtmaz. Oyuncu formayı teknik direktörden alır. Çeker alır yani performansıyla. Galatasaray takımında bunu yapacak görüntüde oyuncu yok. Berlanda bugün formayı alıyorsa işte yokluklar. Geçen seneden falan öyle alıyor oynuyor. Ama formayı çekerek alan oyuncular vardır. Bu eksik Galatasaray'da. Ama burada da biraz e, oyuncunun da yapısı önemli değil mi? Özellikle de e, profesyonellik açısından söylüyorum ya da bir işe motivasyon açısından söylüyorum. Örnek verecek olursak Beşiktaş'ta Adem Yeğiş çok kötü başladı sezona. Ya çok fazla ayıramazdım ben Yeğiş'in ilk 6-7 haftadaki performansını. Yedekte bıraktı Abdullah Hoca. Oyundan da aldı ama bir noktada da ısrar etti. Oturdu konuştu. Laiş mesela baktığımızda bence son 2-3 haftadaki performansı Beşiktaş adına daha olumlu sezon başına göre. Neticede e, sayılara baktığımızda da 5 asistini görüyoruz Adem için. Caner belki çok iyi başlayamadı. Onun yaptığı bireysel hatalardan da Beşiktaş'ın yediği goller vardı ama diğer yandan da Abdullah Hoca'nın da ona verdiği farklı bir görevdi vardı bana kalırsa. O da polemik yaşadı tribünde. Ama Caner'e de bakıyorsun Süper Lig'de 5 asisti var neticede. Ee, bazen de oyuncu biraz kendisini öyle yukarı doğru e, çıkarmaya çalışmamalı mı? Yani e, burada evet bu teknik adamların yaptığını Fatih Hoca da yaptı. Oyuncusuna sahip çıktı ama Belan da biraz daha herhalde kendisini motivasyon olarak yukarı Şimdi çıkarması ben lazım. Laiç ya da Caner'in Belhanda'nın girdiği tarzda bir seyirci diyaloguna girdiğini, taraftar diyaloguna girdiğini hatırlamıyorum. Caner bir maçta çıkarken buna benzer bir diyalog oldu ama Caner karşılık vermedi. i̇şte karşılık vermedi. Evet, Önemli olan o zaten. Yok, ben... Ya, protesto taraftarın hakkıdır. yani hep Galatasaray'la ilgili bunu söylüyorum. Şampiyon Hı -hı. olurken iki sezon üst üste antrenmana 40 bin kişi geldi. Tabii. Bu kadar protestoya hakları var. Tabii. Bunda bir sıkıntı yok. O yüzden ben o zaman Belhanda'yı yapılan açıklamanın, sahip çıkmanın çok doğru olmadığını söylemiştim. Bu söylediğimin de arkasındayım. Çünkü Belham da bu sahip çıkmanın karşılığını performans olarak sahaya koymuyor. Bir karakter koymuyor. Kötü oynayabilirsin. Canını dışına takarken görmüyorum ben Belhandayı. Ama Adem Leit zaman zaman sinyalini verdi. Kötü oynarken de dedi ki Abdullah bu iki maç sonra oynayacak. Vazgeçmedi layıştan ama iki maç oturttu mesela kenarda. İşte Diya bir burak yaptı. Aha. Çift santrofor. Bekletti. Caner'i yedek bıraktı. ...ya öbür gün dedi ki... ...savunması kötü önde oynatayım dedi... ...önde oynattı... ...hiç oyunculardan vazgeçmedi... ...Belhanda'da daha da fazla ısrar etti Fatih Terim. ...neredeyse sağlam olduğu her maç oynuyor... ...ve rakibi de yok... ...forma rekabetinde... Hmm. ...hani Belhanda'yı keseyim de... İşte Ahmet oynatayım diyebileceğim bir oyuncu da yok. Sistem değişikliğine de gidemez, İkinci bir forvet de yok. İkinci bir forvet, bırak bir tane forveti zor ayarlayıp oynatıyorlar <laughs> evet. şu anda Galatasaray takımı. O yüzden de Adem Büyük'ün de performansının hakkını vermek lazım. Yani sezon başı üçüncü santrafor olarak gözüküyor. İşte Falcao'yu dinlendirmek, Andone'nin yanına bazen atarsın, bazen Kanada atarsın falan diye. Adem Büyük geldi Türk oyuncu statüsünde. Yani transferi büyük ses falan getirmedi Galatasaray'da. Ama bugün bakıyorsun Galatasaray'da oyuna yüreğini koyan oyunculardan bir tanesi. O yüzden de Fatih Terim bence yaptığı açıklamalarda Adem'in de hakkını vermiş. Elindeki tek santrafor olunca koruma içgüdüsünü de hesaba katmak lazım. Diyorsun ki ya bir tane santraforum var. Babel oynayabilir yok. Falcao var mı yok mu daha henüz belli değil. Andeone yok. Bari Adem'i koruyayım. Hani yoruldu veya sakatlık ihtimali varken stresimiz oluyor dışarıya. Peki e, şunu e, dile getirmek istiyorum bir yandan da. Şimdi evet Galatasaray'da rota transfer ama yani e, takımınızın boyutu, oyuncuların performansı ne olursa olsun sizin belki driptik atabilen ya da işte topla beraber e, sizin süratinizi hızlandırabilecek bir oyuncunuz olmayabilir kanatta. Ama siz bu oyuncu bir ön pres yaptırabilirsiniz galiba değil mi? Hani bunun için çok büyük bir futbolculuk yeteneğine ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Mesela işte Conte'nin Inter'in yaptığı gibi. Yani neticede o da önde, yeni bir teklik, evet, bahsediyorum. önde bas, basmadan bahsediyorum. Ee, mesela Galatasaray'ın bugün arka arkaya dört köşe vuruşu muydu? Salih uçanı kullandığı. Dördünde evet. de rakibe vurdurdu. Yani burada oyuncunun adı ne olursa olsun bence e, bir takımın bu duran top savunması da olması lazım. Bu ezberi de olması lazım. Hadi bunlarda mı e, olamaz diye bir soru sorayım. Duran top meselesinde eksik olan şey iki. Bir, oyuncuların genel konsantrasyonu. Hı hı. iki saha içi lideri. Bana göre saha içi lideri olması gereken ceza sahası içerisinde bir pozisyonda da Mustera'dır. Hı hı. Mustera iki tane arkadaşına haddinden fazla, altını çizerek söylüyorum, haddinden fazla çıkışlarla bağırarak, fırçalayarak adını ne koymak istiyorsan koy. Eğer arkadaşlarını uyarsa, silkelese ve kendine getirse dört tane pozisyonu üst üste alan yıl oyuncu vurmaz. Uzun oyuncuları dolu. Marka var, Enzonzi'si var. ya yani Dong Hep uzun oyuncular var. Adem mesela timing iyi bir oyuncudur. Sen oyuncularını bu konuda çok sert bir dille zaman zaman mecburiyettir. Uyarırsan, bir saha iç lideri gibi ağırlığını koyarsan dört pozisyon üstünde rakip oyuncu vurmaz. Rakibin adı ne olursa olsun. Yani şans eseri gol ya Galatasaray takımı. Burada bir tane oyuncunun saha içerisinde saza elini alması lazım. Dağınık görüntü o kadar çok şeyden ayrıntıdan çıkar ki. Gol sevincinden çıkar rakip korner atarken herkesin topu birbirine bırakmasından çıkar. Hücuma çıkarken bir arkadaşın öne giderken topla, hücum oyuncularının geri dönüşünden çıkar. Galatasaray'da bu, bu sinyaller var, Trabzon'da da vardı. Özellikle maçın ilk yarısında yani bunları küçük ayrıntıları alırsan futboldan doğru seyredersen hı hı. çok şey hissettirir sana. Galatasaray dağınık, az konsantrasyonlu, yardımlaşmayı beceremiyor. Kazanırken bile oyun kalitesi yükselmiyor. Sürekli kalecisi kahramanı Böyle nereye kadar gider? İlk yarının sonuna kadar gider. Büyük değişim büyük takımlarda skorlar üzerinden olmaz. Oyun üzerinden olur. O yüzden ben transfer döneminde Galatasaray'ın en az 4-5 oyuncu ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman o oyuncular nerelere lazım diye bir skala yapalım mı? Yani başlayayım istersen. Herhalde bir stoper ihtiyacı var Galatasaray'ın değil mi? Ruin'de bana da sakatlığı sebebiyle. Açıkçası ilk transferin kanat... Önde, forvet oyuncusu, iki tarafta oynayabilecek kanat oyuncusu hı. olduğunu düşünüyorum. İlk, birinci. Bu Onyekuru ismi çok konuşuluyor. Yine Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlardaki gibi hızlı kanat oyuncularına mı e, yönelmesi lazım? Yoksa daha farklı işte kanat-forvet tarzı dediğimiz oyunculara mı yönelmesi lazım? Futbolda birbirini tamamlayan tandemler vardır. Tandem hı. deyince herkesin aklına savunma tandemi gelir. Hı hı. İki stoper, işte biri yüksek toplarda iyidir, biri çabuktur falan birbirini tamamlar. Orta sahada biri top tekniği yüksek, biri savunması daha iyi. Biri 8 numara gibidir. Hı hı. Birbirini tamamlar. Kanat oyuncuları için de aynı şey geçerlidir Erkut. Bir tanesi Feguli gibi organizatör bir oyuncuysa diğeri çabuk oyuncu olur. Santrafor'un ki mutlaka iki tane farklı özellikle Santrafor'un olması lazım. Eğer bir tanesi Falcoa gibi bir oyuncuysa diğeri de biraz daha belki pivot Santrafor olabilir. Ya da daha gezenini arayacaksın bulacaksın. Birbirini tamamlayan oyuncular üzerinden gideceksen çabuk bir kanat oyuncusu kolay sakatlanmayan ve kendi takımında çok oynamış bir oyuncu almak Galatasaray için bir numara. Peki, e, kanat oyuncusu bir tane alması gerekiyor evet. diyoruz. Herhalde bir santrafor ihtiyacı da olacak. Andone'nin de sakatlığı sebebiyle Falcao yedekleyebilecek. Şimdi biz bu sakatlıkların zamanlarını bilemediğimiz için hı hı. hani Andone'nin ne zaman geri döneceğini. Andone sakatlandığında 2,5-3 ay denmişti. 2 hafta kadar geçti galiba değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Belki maksimum 3 haftadır yani ikinci yarının başına yetişmeyeceğini net olarak biliyorum. Şimdi burada hatta sözleşmesinin dondurulma durumu da söz konusu oluyor. Yani burada Anladım. mesele tamamen Doktor ve Fatih Terim hı hı. diyaloğunda Hani ben bu oyuncudan faydalanmaya devam edeceğim demezse elbette ki Falcao ve Adem'in yanına bir santrafor lazım Galatasaray'a. Ama santrafor normal transfer döneminde bile bulunmuyorken, bulmakta zorlanıyorken, büyük bonservis bedelleriyle almak zorunda kalıyorken devre arası transferinde kim sana iyi santraforunu verir? Yok, çok, zor bir soru. <laughs> Hiç kimse vermez. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de devre arası transferleri çok zordur. Ekonomik anlamda çok güçlü olman lazım. İster Şöyle bir şey konuşuluyor. Belki. Ne ister Alanya'ya? Alanya ne ister Sisse'ye? yani. 8-9 golü var bildiğim kadarıyla. Gol kralı adayı. masaya oturmuş gibi olursun. Geçen yılki Kasıpaşa ile masaya oturmuş gibi olursun. Ben Jack ne kadar edeceğini düşünmesem de Galatasaray'ın bir bonsens bedeli vermeye ne kadar hali var o, o çok önemli. Ama bir santrafor daha alırsa bir lükstür. İki forvet oyuncusu olur. Hı hı. Onun dışında bugünkü oyuncuların performansının yükseltilebileceğine inanıyorsan o oyuncular üzerinden gidebilirsin. Lines'in geri dönüşü Galatasaray'da özellikle bekler konusunda bir rahatlık yaratabilir. Avrupa Kupası bittikten sonra ben şimdiki oyuncuların performanslarının artacağını bir kere daha söyleyeyim. Ama oyun kalitesi yükselecekse mutlaka Belhanda ve Fegül'ün bu takımda iyi oynaması. Oynayamayacaksa buna inanmıyorsanız da yerlerine oyuncu transferi lazım. Mesela şöyle bir e, silsile olabiliyor ya da domino etkisi diyelim. Mesela örnek vererek gideyim. Genelde programlarda bu yolları da açmaya çalışıyorum. E, i̇şte Chelsea'nin iki dönem transfer yasağı vardı. E, Kastan gelen kararla bu bir döneme indirildi ve ara transfer döneminde Chelsea transfer yapabilecek. Ve konuşulan şu ki Chelsea bir golcü alacak. Evet. Yani evet orada Abraham iyi bir performansı ortaya koyuyor ama Chelsea'de de Lampard'ın kadro tercihlerine baktığımızda Abraham'ın yokluğunda Ciro'yu oynattığı için geçen maçta hani Abraham, Ciro ve Mishi Batshuayi olarak görünüyor. Şimdi oraya bir santrafor gelirse Mishi Batshuayi dördüncü sıraya düşecek Chelsea'de. Bu ne demek? Batshuayi ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir ya da Chelsea buna müsaade edebilir. Hani bunu Chelsea'den örnek verdim. İlla Chelsea ve Batshuayi üzerinde gitsin Galatasaray onu alsın demek istemiyorum. Bu tür domino etkileri var. Herhalde oyuncu arayan hani şöyle bir söylem var ya mesela Pep Guardiola da sordular. Dedi ki o da bizim almak istediğimiz iyi oyuncuları takımları ara transfer döneminde bırakmaz gibi doğru bir cümle sarf etti. Ama bizim takımlarımızın istediği bu tarzda ya da ihtiyacı olan bu tarzdaki oyuncuları da bırakabiliyor işte. Böyle domino etkileri var. Hani bunların herhalde peşine gitmesi lazım diye düşünüyorum takımlarımızın. Bizim ligimizin kalitesi neden düştüğünün cevabını verdim biliyorsun evet. değil mi şimdi? Takımların istemediği oyuncuları alıp hazırlamaya çalışırken oturtamadığın... Kendisinin istediği oyuncuyu almak da tabii. Tabii <laughs> ki. <laughs> <laughs> Premiyerlikler yani. Enkodu'yu aldın, Diaby'i aldın evet. Beşiktaş tarafında mesela. Yani Seri ve Lemine'yi aldın kendi kulüplerince e, kendi takımlarında düşünülmeyen oyuncuları aldın. Bu düşünülmeyen oyuncular belli ki kariyerlerinde yavaş yavaş düşüşe geçmişler. Düşüşe geçmiş oyuncuyla kaliteyi arttırmaya çalışıyorsun. Mümkün değil. İşte aradaki aradakilik farkı, o tamam, kadrolarla güzel. bizim kadrolarımızın arasındaki fark. Zaten neden transferler son günlere kalıyor? Yani bir Premier Lig takımının dördüncü santraforunu alıp buraya getiriyorsun ve çok şey bekliyorsun. Mesela Monaco'dan Falcao'yu aldın. Evet, Hı -hı. CV'si çok kuvvetli bir oyuncu. Ama Monaco en son hedef olarak nereye oynadı? Ligde kalmıyor. Ligde kalmıyor. Şimdi Sen ligde kalmayı oynayan bir takımın stoperi Markao ki onun CV'si kuvvetli değil. Marka o şampiyon olarak kendi de beğenmiyordum bu arada. Hani bu kadar çok bireysel Geçen hata yapan. Geçen ikinci yarı performansını da beğendim. Hiç beğenmedim. Ee, şampiyon olunca Galatasaray birçok oyuncunun performansı sırıtmadı. Marka da onlardan bir tanesi. Erzurum maçını hatırla, Benfica maçını hatırla. Rakip forvetle birebir kaldığı zaman seni tedirgin eden stoper, kusura bakmasın kimse de iyi stoper değil. Ve Marka da bu hataları çok fazla yapan bir oyuncu. Bugün de beğenmedim mesela. Ama işte bu sefer de Mustera performansı birçok oyuncunun kurtarıcısı oldu. Hani bir takım prim alırken öne çıkan oyuncular vardır biliyor musun? Yani Mustera herkes bir alıyorsa üç almalı bence. O yüzden de hani herkesin günümüz futbolunda performans üzerinden aldığı paralar hep yan yana konuyor biliyorsun artık. Hiç Mustera'nın parasına falan bakma. Mustera ne alıyorsa tamam. Mustera'ya bakma. Diğer oyuncularınkini tartışalım. O üç alıyor, bu iki alıyor ama Mustera'ya bakma. Peki o zaman transferde bir farklı yöntem daha var. Ee, bu da bence ligimizde tutan bir yöntem. Mesela Nobre geldiğinde Fenerbahçe ara transfer döneminde geldim. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Doğru. Tanıyor muydun? Hayır. Ben de tanımıyordum. Herhalde tanıyorum diyene de pek hani farklı bir gözle bakabilirim. Yani. Brezilya ligini evet. iyi takip edenlerdi. İyi, i̇yi takip ediyor derim yani. Ki o zaman da bu kadar ulaşılabilir değildi. Bobo geldiğinde tanıyor muydun? Hayır. Hani geldi Geldik de, işte Brezilya'nın bilmem ne takımında oynamış bir maç. Belki de sonradan oyuna girmiş. Ama bence bu iki oyuncu da ara transfer döneminde gelip takımlarına katkı yaptı. Bir tanesi şampiyon yaptı. Fenerbahçe, Bobo da uzun süre Beşiktaş forması giydi. Bazen de demek ki o coğrafyalara da gidip, hani senin bahsettiğin bir önceki takımında istenmeyen adamı tutup çekip yüksek maaşlarla almak yerine uzak bir coğrafyada ya da yakın coğrafyada keşfedebildiğim bir oyuncuyu düşük maliyetle alıp kendi liginin yıldızı yapmak herhalde daha mantıklı. Şimdi artık Fatih Terim, yavaş yavaş da buraya doğru gitmemiz Fatih gerekiyor. Fatih Terim sanki. bunu söyledi aslında basın toplantısında. Dedi ki artık oyuncuların geçmişine hı hı. değil, oyuncuların geleceklerine yatırım yapacağız dedi. Bu senin söylediğin doğruluyor. Fakat senin keşfetmeyi düşündüğün sukuat ekibinin sürekli seyrettiği oyuncuları senden maddi anlamda çok daha güçlü kulüpler de takip ediyor. Hı hı. O yüzden hiç kimsenin keşfedemediği bir oyuncuyu düşük maliyetlerle alıp buraya getirmek çok ciddi çaba ...çok uzun süreli çalışma gerektiriyor. Erkut kolay değil. Şöyle bir, bir de taraftarına... ...bunu anlatmak zorundasın. Yani... ...senden Falcao'yu bekleyen taraftar... ...hiç adı sanı duyulmamış bir... ...oyuncunun gelip de Galatasaray takımında... ...fark yaratacağına inanır mı? Yaratabileceğine. Bunun için de bir sabır... ...gerekiyor. Ya ben şundan yanayım. Biz hep nedense şunun peşindeyiz... ...transferde. Ya Manchester United'ın... ...takip ettiğini biz ondan önce alalım. Ya da işte Chelsea'nin istediğini biz... On... ...ya bu zaten imkansız. Evet. Ama biz şunu yapabiliriz ne bileyim, e, Sheffield United'ın takip ettiğini biz ondan önce alabiliriz belki. O da zor da. Ya da ne bileyim, Udinese'nin takip ettiğini ondan önce alabiliriz. Ya da işte e, Hollanda'da Vitesse'nin takip ettiği bir oyuncuyu ondan önce alma şansımız olabilir. Hani burada bir tık daha fazla e, bo, e, maaş verilebilir yıllık. işte Taraftar, şudur budur. Ama tutup da yani biz işte Chelsea'nin elinden oyuncu aldık demek e, biraz bana inandırıcı gelmiyor. Bunun peşine gitmektense biraz daha bizim ligimizin e, kalibresindeki e, oyunculara yönelmek daha mantıklı bence geliyor. bence bu transferin olabilirliği olabilirliği şu şu şekilde olur senin parlattığın bir oyuncu var Hı -hı. bunu isteyen bir takım var mesela Fernando'yu sattı Galatasaray. satarken yapabileceğin takas üzerine alacağım para senin artık üst düzey takımlardan oyuncu alman buna bağlı kendi parlatabildiğin ve istenen oyuncuyu satarken bonsels bedeliyle beraber bir parça işin takas kısmına yönelebilmek. Ancak bu şekilde alabilirsin istediğin oyuncuları, başka türlü alamazsın. Hani Banega ismi çok geçti mesela. Evet. Ama Galatasaray almayı beceremedi, alamadığı gibi orta sahasının en iyi oyuncusunu satmak zorunda kaldı. Yani bu transfer konusu mesela Galatasaray için sezon başındaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi oldu. Bugün Galatasaray orta sahasında kalite arıyoruz. E şimdi Fernando'lu Galatasaray orta sahası çok başka bir seviyedeydi. Doldurabildi mi yerini? Seri, Lemina dolduramadı. Olmadı. Böyle bir oyuncu ki bence hem stoperlerin hem yanında oynayan oyuncuların da oyun kalitesini arttıran bir oyuncuydu. Galatasaray yerini dolduramadı. Aynı zamanda Belanda ve Fegül'ün de kalitesi bu kadar düşünce ister istemez sezon başı yapılan transfer hatalarına bakıyoruz. Sen de çok güzel söyledin. Dedin ki Galatasaray'da tutan bir transfer yok. %100 doğru tespit. Ve yine aynı ekip yapacak bu transferi. Yani benim ortaya koyduğum durum bu. Şimdi Luindama ve Marcao da bu arada. Hı hı. Mesela Luindama sakatlandı. Ciddi bir bonservis bedeline gelmiş bir oyuncu. Tuttu mu? Henüz değil. Ben mesela alındığı paranın üzerine çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Yani 8 milyon euro ödedi Galatasaray'a. Bugün 9'a satıp satmayacağından emin değilim mesela. Ben yani de Sakatlanmasaydı de emin mesela. Marcao'yu mesela satıp hani satıp alıp satabilmenin peşinde. Mümkün mü? Çok zor bence. E, Jagne'yi aldı. Jagne'nin ne kendi takımındaki performansı Galatasaray'da ne kiralık gittiği Brüj'de bonsels bedenini arttıran performansları izledik mi? Yok. Galatasaray'ın uzun zamandan beri yaptığı hiçbir transferin takıma katkısı ya da kendi bonservisine katkısı çok fazla olmuyor. Bu konuda yine Galatasaray'ı kurtaran herhalde Ozan Kabak olacak. Başka da aklıma şu anda çok ciddi anlamda satılmış. İşte Rodriguez, Buruma, Ozan Kabak geliyor. Ben geçen bir programda, bilmiyorum seninle miydik, e, orada da söyledim. Biraz şöyle kaba taslak düşündüm. Senin süperlik hafızan benden daha kuvvetli olduğu için burada sen, senin de evet, yardımını rica edeceğim. Mesela bizim e, takımlarımızın son 5-6 yıllık transfer geçmişlerine bakalım. Transferden kazandıkları paraya bakalım. Genellikle ki bu takımların sayısı da çok fazla değil. E, özellikle de yabancı oyunculardan söz ediyorum, yerlerimizden değil. E, mesela Beşiktaş, Marcelo'yu değil mi? Aldı, kârla sattı. Tosic. Tosic. E, Sosa'yı sayabilirim. E, başka unuttuğum var mı Beşiktaş adına? Ya yani Mario Gomez gitti ama çok ciddi bir kar etmedi. Edeydi. Negredo'dan 1 milyon euro aldı. Çok kâr etmedi. Ama Çok kâr etmedi. Kendi verdiği paradan belki kurtuldu. Evet. O dönem ekonomik kriz başlamıştı Beşiktaş takımında. Bence Beşiktaş'ın son yıllardaki en büyük transfer başarısı Cenk Tosun'dur. Evet. Gaziantep'ten alırken. Yabancılar üzerinden gidiyorum. Yabancılar üzerinden. Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorum. Giuliano'dan kâr etti. ...Josep de Souza'dan de. kar etti. Fernandao'dan e, nispeten kar K. etti. Kea'dan. E, evet Kea'dan da kar etti. E, Galatasaray'a geliyorum. Alex Teles'i bir kenara bırakıyorum. Burumadan kar etmedi herhalde. Hemen hemen aynı parayı sattı. E, başka var mı yabancı oyuncu? E, Rejden buradaki arkadaşlarla destek alıyor. Galatasaray'da bir Fernando'yu... E, ...yine bonserviste mi almıştı bilmiyorum ama... ...yine onu da en azından satabildi. Yani demek istedim çok uzatmadan. Farkındaysan bu saydığım oyuncuların yabancılarda... Yaş ortalaması 27-28'den fazla. Demek ki biz bir yerden gidip genç bir yabancı bulup onu parlatıp yüksek paraya satamıyoruz. Gomsi böyle bir galiba elimizde böyle bir durum var. Sattı. Evet, Gomis'ten de, de, kar etti. de kar etti. Yani benim burada vurgu yapmak istediğim şey yaş. Yabancı oyuncu yaşı. Ee, hep genç yabancının peşinden koşuyoruz yani. Onu alalım, parlatalım, satalım. Daha bugüne kadar bunu yapabilmişliğimiz yok. Evet. Onu Şimdi söylemek istiyorum. Duruma gibi bir oyuncuyu istiyorum. mesela alırken Galatasaray verdiği bonservis bedeli biraz anormal gelmişti var. Ama parlayıp sat, hı hı. satacak, ağır sakatlıklar geçirdi. Yine de e, Galatasaray'ın tam paraya ihtiyacı olduğu dönemde gerçekleşen bir satış. Galatasaray en azından bir senesini kurtardı diye düşünüyorum ben. Ama onun dışında sen zaten kariyerinde 30 yaşını geçmemiş özel bir oyuncuyu bizim ülkemize getiremezsin. Ya bunun için Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya başarılı evet. olan takımlar haline gelmen lazım. Mesela Şampiyonlar Ligi kozunu artık bir transferde kullanamıyoruz biz. Yani oyunculara gel Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın bak desen de oyuncu gelmiyor. Gelmiyor. Bir de bu işin içerisine Katar çok ciddi paralar veren hani başka ülkeler Çin. girdi. Kendi ülkesinde futbolu sevdirmek isteyen ülkeler girdi. Bu da bizi baltaladı mesela. Hani Avrupa'da kalayım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayayım üzerinden biraz fedakarlık yapmak isteyen oyuncular da artık o ülkeleri tercih ediyorlar. Bu da bizi biraz bozdu. Yani ben e, hep böyle istediğimizle yaptığımız arasında büyük farklar olduğunu düşünüyorum. İşte başkanlığa çıkıyor en son Sayın Ali Koç dedi işte Benfica modelinden bahsetti değil mi? Benfica gibi olacağız. Yani olamayız. Yani biz Benfica gibi, Porto gibi, Sporting gibi işte ne bileyim Ajax gibi hatta Monaco gibi olma şansımız yok. Yani o Monaco bile bir yatırım yapıp dünya kadar oyuncuyu yüksek bedelleri sattı. Messi, Rodriguez'i, Moutinho'su, Mbappe'si ...Antoni Marsile yani bunlardan o kadar çok kar ettik ki Bernardo Silva'sı ya yani saydığım oyuncular şu anda A kalitede futbolcular yani ve bunları çok düşük paraya alıp bunları evet, e, çok basit bir sattı. çok basit bir örnek vereyim sana. Bizim takımlarımızdan bir tanesi bugün doğal şampiyonluk adaylarımızdan bir tanesi ben artık Avrupa'ya yöneldim deyip 3-4 sene ...taraflarından sabır istese şampiyonluk falan istemiyor o başkanı yerler. Doğru katılıyorum. Teknik direktör zaten ya, yerler. Teknik direktör falan kalmaz. Hani genç oyuncu gelişimine çok katkı yapacak bir teknik direktör olsa dahi o teknik direktöre sabretmezler. Evet. Peki kısa bir ara rica ediyoruz. Sohbetimiz çok güzeldi ama devam edeceğiz sevgili Erman. O aranın ardından devam edeceğiz.